Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Peşte kısmında paylaştığımız videoda geçen Aziz Stefan Bazilikası'nı daha detaylı olarak gezeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı tarafından fethedilen ve 150 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış olan Budapeşte'nin en büyük kilisesi Aziz Stefan Bazilikası şehirdeki en görkemli yapılardan biri. Noel arifesinde şehirdeki en büyük ayin de bu kilisede gerçekleşiyor. Bazilikaya girmeden önce Latince "Ben gerçeğin ve hayatın yoluyum" anlamına gelen kocaman bir yazı gözümüze çarpıyor. Tavandaki süslemelerde Aziz Stefan'ın hayatından sahneler görülmekte. Bunların en öne çıkanı ise kralın tacını, Hazreti Meryem'in sunuşunu gösteren eser. Günümüzde bazilikanın bulunduğu yer 18. yüzyılda hayvan dövüşlerinin yapıldığı bir tiyatro olmuş. O yıllarda şehrin yeni yerleşim bölgeleri arasında bulunan ana bir Macar vatandaşı geçici bir kilise inşa etmiş. 1810'lu yıllarda bu geçici kilisenin sayısı binlere ulaşan cemaati daha büyük ve kalıcı bir kilise inşası için bağış toplama kampanyası başlatmış. Bazilikanın 1851 yılında başlayan inşası 50 yıldan fazla sürmüş. 1867'de bazilikanın orijinal planını tasarlayan ve uygulayan mimari Joseph Wild ölmüş. Daha sonra işi Avrupa'nın önemli mimarlarından Miklos Ebel devralmış. 1868 yılında kilisenin kubbesi çökmüş ve neredeyse her şey sil baştan başlamak zorunda kalmış. Kubbe çökünce mimar yeni bir plan tasarlamış. Wild'in orijinal planlarına göre neoklasik tarzda tasarlanan kilise Ebel'in yeni tasarımına göre Neo-Rönesans tarzıymış. Ama 1891'de öldüğü için planının hayata geçirilmiş ve bitmiş halini o da görememiş. Bazilikanın iç tasarımı ve inşanın bir an önce bitirilmesi gibi konular 3. mimar olan Josef Kraus tarafından kontrol altına alınmış. Kilise en sonunda 1905 yılında 8 Aralık'ta kutsanarak ibadete açılmış. Nihai açılışı 1906 yılında İmparator Franz Joseph'in katılımıyla gerçekleşmiş. Kilise bir bazilika olarak tasarlanmamış olsa da halk burayı binanın büyüklüğü nedeniyle bazilika olarak anmaya başlamış. İsmi günümüzde Basilica Minor olarak biliniyor. Yani küçük bazilika. Papa 11. Pius'un 1931 yılındaki ziyaretinde kiliseye bu ismi vermesiyle halk da bu ismi benimsemiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazilikanın çatısı, kuleleri ve dış duvarları hasar görmüş. 1947'de ahşap kubbesi çıkan bir yangında tamamen yanmış. Daha sonra çıkan bir fırtınada kubbenin kapağı caddeye sürüklenmiş ve insanların hayatını tehlikeye atmış. Yapımı sırasında yaşanan onca talihsizliklerden sonra 1983'te yeniden yapılandırma süreci başlamış. 1991'de Başpiskopos tarafından katedrale eşdeğer statüsüne yükseltilmiş ve nihayet 2001'de ünvanı bazilikaya çevrilmiş. Daha sonra da kuleye iki asansör sistemi kurularak merdivenler dışında yukarıya çıkmak için çok daha kolay bir çözüm sunulmuş. Neo-Rönesans tarzındaki iç dekorasyonu ile dönemin ihtişamını yansıtan bazilikada 364 basamaklı merdiven ile veya asansörle kuleye çıkarak şehrin panoramik manzarasını izleme şansını elde edebilirsiniz. 96 metre yüksekliğe sahip bina, tam olarak Budapeşte Parlamento binası ile aynı yüksekliğe sahip. Hatta Budapeşte'nin şu anki iskan düzenlemelerine göre şehirdeki hiçbir yapı 96 metreden daha yüksek olamazmış. Parlamento binası ve Aziz Stefan Bazilikası arasındaki denge, aynı zamanda Macaristan'daki din ve devlet işlerinin arasındaki dengeyi de sembolize ediyor. Bazilikanın ön cephesinde iki büyük çan kulesi bulunuyor. Güneydeki çan kulesinde 9,5 tonluk ağırlığıyla ülkenin en büyük çanı yer alıyor. Bazilikanın baş azizi isminden de anlaşılacağı gibi Macaristan'ın ilk kralı Stefan. 975 yılında doğan ve 1030 yılında ölen Kral Stefan, Macaristan'ın tarihinde çok önemli bir lider. Yaklaşık 38 yıl süren egemenliği boyunca en önemli başarısı, Karpat Dağları havzasında daha önce hakim olmuş Avarlar, bunlar gibi diğer toplulukların aksine burada bir Hristiyan Macar devleti kurmasıymış. Macaristan'ın ilk kralı Aziz Stefan, kilisenin koruyucu azizidir. Ve mumyalanmış sağ eli cam bir fanusla ana mihrabın sol kısmında saklanmaktadır. Adı 8500 kişi kapasitesiyle
şehrin en büyük kilisesi olan bu bazilikada yaşatılmaktadır. Sanatsal açıdan oldukça zengin olan bazilikada muhteşem ambiyansı ve akustiği ile her pazartesi kilise orgu konserleri oluyor. Hem kilisenin atmosferini hem de akustik ses düzenini deneyimleyebileceğiniz konserler için önceden bilet almak gerekiyor. Bazilikaya giriş 1200 forint. Kule ve hazine 2200 forint. Hepsi toplamda 3200 forinttir.